Evet sevgili dostlar, Bolvar.com'un ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir beğeni çok görmezseniz de çok ama çok seviniriz. Çünkü kanalımız sizin desteklerinizle, katkılarınızla büyüyen bir kanal. Siz desteğinizi esirgerseniz biz çok sıkıntı yaşarız. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. TFF'den süper kupa kararı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği. Süper Kupa maçının öncelikle iptal edildiği ortaya atıldı. Şimdi Fenerbahçe bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe 29 Aralık'taki maçın ertelendiğini, şey iptal edildiğini ve bu maça dair de federasyonla görüşmelerini, Cimer'le görüşmelerini işte falan aktardı. Hani uzun lafın kısası Fenerbahçe şunu söyledi. Biz başvuruyu yaptık. Yani Spor Bakanlığı dedi ki bize sormayın. Gidin Mehmet Büyükekşi'ye sorun dedi dedi. Ve inanılmaz bir şekilde Sosyal medyaya ilginç bir şekilde Aynı anda e, Yanlış anlaşılarak Hani Süper Kupa maçı iptal edildi oynanılmayacak Şeklinde lanse edildi Ancak Birileri araya girdi birileri konuştu birileri sordu Ve iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezinden de Süper Kupa maçı için Bir açıklama geldi Şimdi Sabahta yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz sarı kırmızı renkleri olan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor arkadaşlar. 3 Nisan. Bir şey söyleyeceğim. 3 Nisan'ın önemini biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Yani 3 Nisan ne günü? Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Allah Allah. Dünya parti günü ya. E İyi de işte Fenerbahçe'yle alakalı bir şey var mı hocam? Yok. Ya alakalı bir şey yok. Türkiye'de kadınlara belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı verilmiş. Yani tam Galatasaray'a uygun bir gün. Hani 3 Nisan'da kimin doğum günüymüş? Hep yabancıların. Buraya bakıyoruz. 3 Nisan 2007 İnönü Üniversitesi'nde ADD'nin falan filan sınavlar ertelenmiş. Başka 3 Nisan hangi burç Koç burçlarına mensupmuş? <laughs> yani 3 Nisan arkadaşlar herhangi bir önemi yok. Takvimde sıkışıklıkta boş bulunan yer olan 3 Nisan'ı söylüyorlar. Hani bunu yapmak için haberci olmaya gerek yok. Bir yerden duyum almaya gerek yok. Hepiniz aynısını yaparsınız. Hepiniz bulursunuz. Öte yandan iki şehir aday Gaziantep ve Samsun'da oynatılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmiş. Her iki şehirde Galatasaray'ın e, maçlarında yüreği ve aklı karışan iki şehir ama Şanlıurfa direkt akıllara geliyor. Hem deprem bölgesinde hem de arkadaşlar açık söyleyeyim. Bocuların vaazlarının da korkusu vardır diye düşünüyorum. Yani yoğun maç trafiğinden dolayı Nisan'ın ilk haftasında olma ihtimali yüksek görünüyor. Ve yapılan açıklama dezenformasyon e, şeyinde Nisan ayında oynanmasının planlandığı söylemiş. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Süper Kupa iptal edildi iddiaları doğru değildir. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa maç günü Süper Kupa finali maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri tarih ertelemiştir. Hayır Galatasaraylı arkadaşlara göre Ali Koç ertelettirdi. Tabi. Yani ülkeye atılan bütün bombaları Ali Koç yaptı. Onlara göre öyle. Süper Kupa finalinin her iki takımında Lig ve Avrupa maçlarından dolayı fiksür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz diyor arkadaşlar. Şimdi Süper Kupa maçına ilişkin Fenerbahçe taraftarında umutsuzluk var. Umutsuz olmayan arkadaşlar İsmail Kartal rekorlara doymuyor. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak 3. dönemine bu sezon başlamıştı. Daha önceki 2 dönemde de Lig devam ederken göreve gelmişti. Bir dakika daha önceki 2 dönemde de Lig devam ederken Doğru Aziz Yıldırım lig başlayınca hani Arsenal'le falan önelem oynadıktan sonra e, yolu ayırmıştı Ersun Yanal'la. Aynen bak hatırladım ben bu olayı doğru. Ee, yani ne diyor? Ee, 13 maçlık rekora ortak oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcı 3 birlik Rizespor galibiyetiyle bir kez daha adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı. Ligde deplasmanda en uzun süre namalüp serileri 13'er maçla 1970-74'te Didi'ye 98 şey 88 89'da Tudor ve e aitti. Rize zaferle birlikte İsmail Kartal 12 galibiyet ve bir beraberlikle bu rekora ortak olurken dış sahada en uzun süre yenilgi görmeyen yerli teknik adam olmayı da başardı. Şimdi İsmail Kartal'ın eline geçirdiği ünvanlar arkadaşlar. Şimdi nelerdir? Avrupa'da 9'da 9. Yani daha önce 2009-2010'da 2009 Davum yönetimi üst üste 5 maç kazanmıştı. İsmail Kartal bu sezon Twente deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrılarak yeni rekorun sahibi oldu. Ankara Spor 2016-17'de Mustafa Reşitakçay yönetiminde Avrupa'da peş peşe 6 karşılaşmada zafer ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Ardından Fenerbahçe'ye Beşiktaş bu rekoru egale etmişti. İsmail Kartal ve öğrencileri Nörsland karşısında alınan e, 3-1 galip gelerek peş peşe 7. Avrupa zaferine imza attı. Ardından rekoru 9 maça çıkarttı. Avrupa'da ilk kez 3'te 3. Konferans ligi grubunda ilk kez 3'te 3 yaparak bir Avrupa grubuna başladı. 9'da 9 yaparak yeni rekor. Yani ilk 8 resmi maçını kazanan ilk teknik adam 94-95'te Osijek olmuş. Fenerbahçe bu sezon ligin 3. haftasında Ankara gücünü 1-0 mağlup etti ve İsmail Kartal 9'da 9 yaptı resmi maçlarda. Davumun rekoru tarihe gömüldü 2009-2010'da lige 8'de 8'de giriş yapmıştı. İsmail Kartal 9 maçın tamamını kazandı. Rekoru tarihe gömdü. Okan Buruklu Galatasaray geçtiğimiz sezon 17 resmi maçı üst üste kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Buruk bu ünvanı elinde fazla tutamadı. İsmail Kartal Fenerbahçe Rudogores galibiyetiyle birlikte 18'de 18 yaptı. Pendik Spor galibiyeti rekoru 19'da 19'a taşıdı. Burada ekleme yapacağım. Fenerbahçe'nin maç yaptığı hiçbir rakibinde oyuncular maçı satmadı Fenerbahçe'ye. Bilerek yenilir gibi iş yapmadı. Aklıyla beyni arasında şey kalbi arasında falan kalmadan. En yüksek puanlı sezon başlangıcı ilk 26 haftalar itibariyle bu şekilde bir açılış oldu. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe 2010-2011 sezonu resmi maçlarda peş peşe 9 deplasman maçında sağdan 9-3 puanla ayrılmış. Dışarıdaki Pendik galibiyeti bu rekor, rekoru egale etmişti diyor Fenerbahçe. UEFA'dan dört büyüklere Avrupa'dan men uyarısı. UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım raporuna göre Trendyol Süper Lig takımları finansal performansıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu. Nasıl yani? Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım raporuna göre Trendyol Süper Lig takımları trend Süper Lig takımları finansal performansıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligi oluşturmuş. Dört büyükler ilk onda arkadaşlar. Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer bulduk. Geçen yıl en fazla net öz sermaye zarar olan Türk takımı Beştaş 151 milyon avro eksiyle ilk 10'da 4. sırada. Trabzonspor 110 milyon euro zararla 5. sırada. Bakın taş 151, Trabzon 110. Galatasaray 109 milyon euro zararla 6. sırada. Fenerbahçe ise 82 milyon euro zararla 7. sırada gösterildi. UEFA uyarıda bulundu. Men UEFA'dan yapılan uyarıda takımların gelecekte kulüp lisans alabilmek için bilançolarını güncel güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı. Şimdi en çok zararı da Roma yapmış bu arada bilginiz olsun. <laughs> Roma'nın zararı 436 milyon euro. Porto 176, Inter 162. Beşiktaş 151, Trabzon 110, Galatasaray 6. sırada 109. Niye 6 isem? Fenerbahçe 782, Real Betis 72, Maccabi Haifa 63, Lazio 38 milyon euro diyor. Rapora göre geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor yer alıyor arkadaşlar. Trabzonspor Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon euro zararla 8. sırada Galatasaray ise 48 milyon euro ile 9. sırada yer alıyor. Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım Aston Villa olmuş. Belgeler araç 138 diyor. En çok zarar açıklayanlar 2023'te en fazla zarar açıklayan 10 takım şöyle diyor. Burada dediğim gibi Trabzon 8'de Galatasaray 9. sırada. Trabzonspor 2023 yılında 35 milyon euro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı. İspanya'nın Barcelona takımı geçen yıl 179 milyon euro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor. Roma 53 milyon euro, Monaco 41 milyon euro diye gidiyor. Trabzonspor 5. Son olarak da 18 takım öz sermaye zararı verdi. Trendyol Süper Lig UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına yani 18 takıma sahip. Raporda paylaşılan son verilere göre Trendyol Süper Lig'den 18 kulüp toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı. Süper Lig en fazla takımın yani 18 takımın olduğu lig olarak dünyaya rezil oldu. Raporda açıklanan verilere göre Süper Lig takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi. Süper Lig ekipleri 157 milyon euroluk kadro maliyetiyle de birinci sırada yer aldı. Hocam 157 milyon euro. Arkadaşlar kadro maliyeti bu. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor yüzünden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta UEFA'dan men edilebilir. Galatasaray'da men edilebilir Trabzonspor'dan. Hocam ne alakası var? Alaka şu arkadaşlar. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Hakkın yenildiği yerde hiçbir şey çıkmaz. Süper Lig'de kalite var mı? Süper aslında kalite var. Adalet var mı? O yok işte. Niye? Takımlar Fenerbahçe diye düşman ilan edildi Galatasaraylı medya kurum ve kuruluşları tarafından. Yıllardır takımlar Fenerbahçe'ye düşmanlıkları yüzünden ilginç, inanılmaz, enteresan hal ve hareketlere büründüler. Fenerbahçe'yi düşman ilan ettirip kendilerini kenara çeken Galatasaray camiası aslına bakarsanız Süper Lig'in tüm dengelerini alt üst etti. Bakıyorsun gole giden topta el çekme. Bakıyorsun kalbiyle beyni karışma. Bakıyorsun sansasyonel iddialar. Bakıyorsun tırlar bilmem şunlar bunlar. Bakıyorsun farklı farklı söylemler. Bakıyorsun başka başka iddialar. Bakıyorsun onlar bunlar şunlar. Gerçekten ve gerçekten yani anlaşılmayan ilginç işler. Garip işler, tuhaf işler. Yani Türkiye'de Futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir iklime dönüştü. Fenerbahçe karşısında aslan kesilen futbolcular nedense Galatasaray karşısında yaslan kesilmeye başladılar. Yani yaslan kesilme derken hani o performansı bir türlü sergileyemediler. Bilmiyorum neden. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Çok ilginç, tuhaf şeylerdi açıkçası. Yani ben uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Türkiye'de eğer adaletli bir sistem olsaydı, adaletli, aklı başında bir sistem olsaydı bugün bunlar olmazdı. Bugün Türkiye'de hak edenin şampiyon olduğu bir sistem olsaydı inanın Türk futbolu çok daha ilerleyen bir seviyeye gelirdi. Daha önce Galatasaray UEFA'dan men cezası aldı. UEFA'daki elemanları, UEFA'daki personelleri haber uçurdular. Dediler ki bak size ceza yazdılar. Sizi transfer yasağı verdiler. Hatta iki dönem transfer yasağı Avrupa'dan men cezası yedi Galatasaray. Dediler ki şöyle 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 yapın. Sebep ne? Sebep şu arkadaşlar. Usulen bilmem ney falan filan. Cart curt. Yani uzun lafın kısası. Bir kıyak geçildi Galatasaray a. Nasıl bir kıyak? Usuldeki eksiklik yüzünden Galatasaray oradaki açığı buldu. Ve transfer cezasını iptal ettirdi. Siz bunu hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Bak Fenerbahçe Beko bir aylık sözleşme imzaladı. Amine Nao'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp sezon sonuna kadar kalacağını açıkladı. Bunu duydunuz mu? Duyarsınız. Çünkü bu Fenerbahçe ile ilgili haber. Basketbol haberi bile meşhurdur. Fenerbahçe'nin basketbol haberi bile her yerde konuşulur. Ancak siz bunu Galatasaray'dan hiç duydunuz mu? Duymazsınız. Eskişehirspor'un saha zeminini hiç gördünüz mü arkadaşlar? Yani bölgesel amatörlikte mücadele ediyor Eskişehirspor. Spor. Hiç e, stadyumunu gördünüz mü? Bir internete yazsanız Eskişehir Spor Stadyumu diye. Yani saha zemini diye. Bölgesel amatörlük Eskişehir Spor'un saha zemini diye. Duyamazsınız. İşin garibi, işin tuhafı şu arkadaşlar. Yani bizim ülkede sosyal medyayı belirleyen Galatasaray trolleri oluyor. Sosyal medya trollleri oluyor. Yani şu anda ben bir şey söyleyeyim. Sosyal medya trolleri ilginç işlere imza atıyor. Beğeniler, yorumlar, şunlar bunlar. Bakın Konuşacaksa sosyal medya trolleri bunu konuşsun. Futbolculara verilen sözleşmeleri konuşsun. Ardından çıkanları konuşsun. Ve gelecek olan cezayı konuşsun. Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değil. Trabzonspor'un Beşiktaş'ın davası değil. Hepsinin ciddi davası. Ben şunu merak ediyordum. Trabzon'da Galatasaray'da şey Beşiktaş'ta. Ulan hani aman ha üçüncü olmayayım diye birbirini yırtıyorlar. Ulan dedim bunlar niye birbirini yırtıyorlar? Yani niye şey yapıyorlar? Belki de sebep bu arkadaşlar UEFA'ya gitmezlerse Yani UEFA'ya gitmezlerse Hiçbir sıkıntı yok Bu ceza gelmeyecek Ama Ligi ilk 4-5 sıra içerisinde tamamlarlarsa Bu ceza her takıma gelecek arkadaşlar <laughs> Ve e, Yapılan kar miktarına göre Yazın yapılan satışa göre bu Ceza Ya tamamen kalkacak Ya devam edecek Ben e, her şeyin Şunu söyleyeyim arkadaşlar Ben e, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu kafayla Galatasaray yüzünden Avrupa'dan da men cezası yerse gittikçe küçülmeye gider. Anadolu takımları bugün işte ligin heyecanı olsun, bilmem ne olsun falan filan diyorlar ya. Kendi kendilerine, kendi kendilerini bitirirler. Vallahi herkes istediğini yapsın. Ha bana soracak olursanız Erman Toroğlu'nun da dediği gibi Fenerbahçe'ye karşı oynayan rakipler Galatasaray'la oynayınca Aynı mücadeleyi verselerdi Fenerbahçe 10 puan önde lider olurdu demiş. Ulaş abi paylaşmış bunu. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani mücadelenizi verin. Avrupa'dan da men cezası yemesin hiçbir takımımız. Çünkü herkes bir emek veriyor. Herkes bir para harcıyor. Yani bu kulüpler kolay kulüpler değil. Kolay iş yapan kulüpler değil. Ha, sonumuz hayırlısı olsun. Peki hocam Fenerbahçe ceza yer mi? Yemez. Trabzonspor Avrupa'ya kalmazsa yemez. Beştaş bir şey diyemem. Galatasaray onların UEFA'da adamları var. Ceza yiyecek olursa haberli, haberdar olurlar. Ama ben size söyleyeyim. Ee, bu men cezası gelebilir olarak yazın arkadaşlar. İlla gelir. %100 gelecek olarak değil. Gelebilir olarak yazın. O zamana belki ile şundan bundan her takım kendine sıyıracaktır bu işten. Onu da söyleyeyim. Görüşmek üzere.